hasretle selamlıyorum. Türkiye 15 Temmuz gecesi tarihinin en hain, en alçak, en onursuz darbe girişimlerinden birine, bir terör saldırısına, bir işgal teşebbüsüne maruz kalmıştır. Fethullahçı terör örgütü mensubu bir grup asker kendi milletine, kendi devletine, kendi meşru kurumlarına, demokrasimize karşı silahlı bir darbe girişimi başlatmıştı. Darbe teşebbüsünde bulunanlar devletin kendilerine emanet ettikleri savaş uçaklarıyla, helikopterlerle, tanklarla, silahlarla bu millete teslim olabileceklerini sandılar. Milletimiz darbecilerin niyetini ve kim olduklarını anlar anlamaz çağrımız üzerine sokaklara dökülerek canı pahasına, istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır. Darbecilerin silahlarının karşısına korkusuzca dikilen milletimiz bu kararlı ve fedakar tavrıyla oynanmamak istenen oyunu bozmuştur. Türkiye 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece, tarihinin başlangıcı itibariyle en karanlık ama hamdolsun bitişi itibariyle en şanlı günlerinden birini yaşamıştır. O gece milletimiz köken, bölge, mezhep, meşrep fark gözetmeksizin kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, her kesimden insanıyla milli iradeye ve demokrasiye olan bağlılığını tüm dünyaya örnek olacak şekilde göstermiştir. 15 Temmuz gecesi meydanlarda AK Partilisi, Cumhuriyet Halk Partilisi, Milliyetçi Hareket Partilisi, şu veya bu partili yoktu. Sünnisi, Alevisi, Caferisi, Milliyetçisi, Muhafazakarı, Sosyal Demokratı yoktu. O gece sokaklarda ve meydanlarda farklı düşünceler, farklı hesaplar değil, sadece ve sadece özgürlük ve demokrasi sevdalısı bir millet vardı. Demokrasisine, hukuk devletine, temel hak ve özgürlüklerine, iradesine, geleceğine sahip çıkan milletimle iftihar ediyorum. Şundan emin olunuz. Bugün Türkiye 15 Temmuz sabahı olduğundan çok daha güçlüdür. 2023 hedeflerine ulaşmaya çok daha yakındır. Bugünkü Türkiye dünyanın her köşesindeki kardeşlerine, dostlarına, mazlumlara ve mağdurlara sahip çıkma konusunda dünden daha kararlı, daha azimlidir. Ülkemizdeki darbe teşebbüsünün duyulduğu andan itibaren her yerde olduğu gibi Almanya'daki vatandaşlarımızın da kalpleri ve duaları bizim yanımızda olduğunu biliyoruz. Almanya'da yaşadıkları şehirlerde sokaklara dökülen, sabaha kadar ülkelerine destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Rahmetli Neşet Ertaş'ın dediği gibi, kalpten kalbe giden bir yol vardır görülmez, gönülden gönüle giden yar oy. Milletimle şu anda Köln'de demokrasiye saygı mitinginde bir araya gelen kardeşlerimle aramızda gönül bağını, kalpten kalbe giden yolu kesmeye kimsenin gücü yetmez. İstiklal Marşı şairimizin dediği gibi, milletimizin, yurdumuzun ve kardeşlerimizin yaşadığı her yerde tüten en sonacak sönmeden bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini 15 Temmuz'da dost düşman herkese gösterdiğine inanıyorum. Bu duygularla demokrasiye saygı mitingine katılan tüm vatandaşlarımızı ve dostlarımızı bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan.